Eğirdir gölünün kıyısında seyirlik zaman harcarsanız, mavinin neredeyse tüm tonlarını içinde barındıran bir gölün olduğunu göreceksiniz. Kadifemsi yumuşaklığa sahip, pastoral renklerdeki plaja gitmeyi ihmal etmeyin. Çekimlerimize yansıtma olanağı bulamadığımız ekolojik zenginlikler yönünden son derece hassas, yaşamsal ve ekonomik bakımdan çok önemli olan Eğirdir göl sahası, uzun yıllardır doğa düşmanlarının rant uğruna bilinçli veya bilinçsiz müdahaleleri sonucunda geri dönüşümü olanaksız olan değişimlere uğratılmıştır. Burada, Açgöz insan gereksinimlerinin sınırsızlığı ve bilimsel olmayan müdahalesi büyük bir doğa tahribatına yol açmıştır. Yüzyıl öncesine kadar bu doğal alan, jeolojik, hidrolojik yapısıyla, havza elemanlarıyla doğal oluşumundaki bitki ve hayvan türleri ile biyosferin ekolojik zenginliğini, canlıların yaşam kaynağını ve türlerin sürekliliğini oluşturuyordu. sahada rantçı insanlar ve şirketleri ekolojik döngülere engel olmuşlar veya akışını değiştirmişler ya da doğal yapılarında yer almayan madde ve canlıları ortama ilave ederek doğal döngülerinin dengesini bozmuşlardır. Buna örnek olarak sudak, havuz balığı gibi egzotik denen yabancıl balık türlerinin bırakılmasıyla gölün yaşamsal döngüsünün ve verimliliğinin bozulması verilebilir. Müzik üzerindeki ekosistemlerde ortaya çıkabilecek bir dengesizlik, diğer birçok ekosistemleri de etkileyecektir. Para hırsının, kör kurbanı, hırsız insanlar bu dünyanın bir parçası olduğunu unutmuş, dünyanın kendilerine ait olduğu yanılgısına düşmüşlerdir. Eğirdir Gölü'nün, su bitkileri gölün ekolojik yapısı bozulmadan önce, oligotrofik göllerin, tipik özelliklerini göstermekteydi. Gölün karaot, barla, kaya ağzı, gençali, hoyran bölümlerinde derelerin göle ulaştığı sığ sularda kamış, hasır sazı, hasır kamışı, sarı nilüfer yoğunluk oluşturmaktadır.